Hocam, o. Bana gözünüzü seveyim, bana bir şey sormayın. Çünkü bana bir şey sorduğunuzda ben cevap verdim de ama zaten şimdi Barış dediğim gibi yine atacaklar. İçeri sıkıntı yaşayacağım. Ondan sonra ben bir şey demeyeyim. Şuna söylüyoruz. Mahkemenin de kanımızca istemeyerek vermiş olduğu bir karar oldu. Çünkü dün siyah dediğinde bugün beyaz demek zorunda bırakıldı. Bu sebeple ne yazık ki kanunda böyle bir sıkıntının olmuş olması işte 1 yıl 6 ay bir ceza ile sonuçlanmış oldu. Bu karara karşı da istinaf yolu yine açık. Bu sefer de biz istinafa gitmiş olacağız. Biz itiraz edeceğiz bu sefer de bu karara karşı. Ama tabii ne yazık ki Türkiye'de bu tip kararlar çıkmak zorunda kalıyor. Ama tabii bir erteleme kararı verildi. 5 yıl boyunca denetimli serbestlik kapsamında bulunacak Deniz. İstinaf kararının sonucunu bekleyeceğiz. İstinafa gideceğiz. İstinaf kararının sonucunu bekleyeceğiz. En azından orada bu sefer de mahkemenin bu vermiş olduğu kararın bozmasını umacağız. Yapacak başka bir şey yok şu aşamada. Mahkememde beraat etmiştim. Bir günde böyle bir sonuçtan buradan çıkmak gerçekten üzücü bir şey. Dediğim gibi ilk dönemlerde de dedim, yine de diyorum. Ben barış mesajını vermiştim her zaman. Savaşa karşı olduğumu demiştim. Bundan dolayı da cezalandırdım. Ama bunun herkesini bilmesini isterim. Ben barışa aşık olan bir insanım. Her zaman da bu mesajları küçük bir olay olduğunda yine vereceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bedeli de ne olursa olsun ödemeye de hazırım. Hayırlısı, fazla bir şey diyeceğim yok.